Öykü? Öykü iyi misin? Öykü? Öykü, Öykü iyi misin? Ne arıyorsun be Öykü? Allah Allah. Ya Öykü, Öykü. En iyisi bir hastaneye gitmek. Efendim? Bir hastaneye gidelim. Bir baksınlar. Senin durumun normal değil çünkü. Öykü değil mi? İyi misin biraz daha? Seni bir muayene edeceğim. Ben sizin özel olarak konuşabilir miyim? Tabii, muayene odasına geçelim. Hadi gel. Özel dedim. Uzan bakalım şöyle. Neymiş problemin anlayalım. Aslında hiçbir şeyim yok. İyiyim ben. Nasıl yani? Bayılmadım. Bayılmış gibi yaptım. Numaradan yani. Niye ki? Şu dışarıdaki huyuz yüzünden. Pardon. Şimdi sen en başından anlat bakalım neymiş mesele. Ay ne iyi ettin de geldin Meteciğim. Kusura bakma Mete Bey oğlum. Böyle günlük kıyafetle karşıladık seni ama geleceğini bileydik. Haklısınız. Saat biraz geç ama... Biz de yatacaktık birazdan zaten. Ama neyse. Kapıda bırakacak halimiz yok seni. Kahveler geldi. Babacığım. Afiyet olsun. Ne iş yapıyorsun? Ben mimarım. Peki baban? Babam bu aralar çalışmıyor. Kıyak iş vallahi. Bizde de Şeyma yatıyor, ben çalışıyorum. Babacığım yeni iş buldum ya. Ya bırak Allah aşkına, bu iş bulmuşmuş. Şimdiye kadar ne ayrını gördün? Şimdi ben muayenesini yaptım. Akut serebrovasküler başlangıç teşhisi koydum. Felç değil mi o ya? Ninemin başına gelmişti de beyin tomografisi gerekmiyor mu? Beyefendi, tıp çok gelişti. Teşhisi koydum, sonra da tedavisini yaptım. Başlangıcıydı zaten, başlamadan bitti. Peki siz nasıl tedavi ettiniz? Bununla. Evet, onunla. Hatta bir daha bakalım isterseniz. Bakın bakın hocam, tabii bir daha bakalım. Bakıyoruz. Tamamdır, hiçbir şey yok. Ah, ne güzel. Yalnız yormayalım kendisini, dinlenmesi lazım. Evet hocam, mesela Ayaz şu an beni çok yordu. Ciddi misiniz Şeyma'yla? Tabii ki ciddiyiz babacığım, evleneceğiz ya. Evleneceksiniz öyle mi? Peki ben izin verdim mi? Adamı hayatımda ilk kez görüyorum, o ne olacak? Ya itin kopuğun tekiyse? Yeter ama.
Çok haklısınız. Ben de zaten sizlerle tanışmaya kendimi tanış... Evladım, takmışsın kıza yüzüğü. Ne tanışması? Bu dünden razı zaten. Her şeyin bir usulü var değil mi? Bak diyorsun ki mahallede büyüdüm. Nerede gelenek görenek? Hadi diyelim baban rahat adam. Peki annen hiç mi adap öğretmedi sana? Baba yeter, sus artık. Şeyma. Annem öldü. Ölene kadar da beni en iyi şekilde yetiştirdi. Hem de bu evde. Sizin oturduğunuz bu koltuklarda. Ve bu koltuklar bu tip tartışmalara hiç alışık değillerdir. Edepsiz herif. Bizde edep, edepsizliğe sabretmektir. Affedersiniz, iyi geceler. Mete. Eğer gidersen bir daha bu eve geri dönemezsin. Mete dur. Şeyma sen eve dön, fazla büyümesin. Dönemem. Ne demek dönemem ya? Dönersin hadi. Babam eğer bu evden çıkarsan bir daha dönemezsin dedi. Ben de çıktım. Belki de böyle olması gerekiyordu. Ben birkaç gün öyküde kalırım. Sonra da başımın çaresine bakarım. Senin bir evin daha var biliyorsun değil mi? Hadi biz gidiyoruz. İşlemler daha ya. Ne zaman verecekler kimliğimi? Ya tamam sakin ol. Bir sakin ol. Bak panik olunca neler oluyormuş. Ya aslında hata bende biliyor musun? Sana söylemem gerekiyordu. Ayaz'la öpüşmenin yan etkileri var. Senin kalbin de buna dayanamadı. Çok normal. Ya ne öpüşmesi ya? Ben öpüşme falan hatırlamıyorum diyorum sana. Biz konuşuyorduk. Sonra etraf karardı. Bayıldım ben. Yani ben bu durumu aslında pek yabancı değilim. Hatta biz buna Ayazholm sendromu diyoruz. Ayazholm sendromu mu? O ne be? Yani Ayaz'la öpüşen her kızın başına gelmiş. İlk olarak İsveç'te yaşayan atalarımın başına gelmiş bu. Onlarla öpüşen her kız önce pişman olur, sonra tiryakisi. Ya hatırlamıyorum diyorum. Basmıyor değil mi? Basıyor canım, çok normal. Hatta bence sen bu öpüşmenin şokuyla geçici bir hafıza sorununa uğradın. Bu yüzden beni de hatırlamıyorsun değil mi? Keşke, keşke. Büyük konuşma canım, pişman olursun. Ya bitmedi mi bu işlemler? Geç oldu, benim eve dönmem lazım. Ha evin yolunu hatırlıyorsun. Hazır, kimliğinizi alabilirsiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Karşı komşunuz musunuz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay kusura bakmayın, rahatsız ettim gece gece. Ne demek, olur mu öyle şey? Şeyma burada kalacak babacığım. Kalsın tabii, başımızın üstüne. Bundan sonra hep burada kalacak. Şeyma. Yeni evine hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz olaylı bir geceydi. Geçmiş olsun. İyi geceler. İyi geceler. Burcu, sende makyaj temizlemek için bir şeyler var mıymış? Yok. Kapatmak zorunda kaldım.
Oğlum biraz paldır küldür olmadı mı? Ailesinin haberi var mı burada oldu? Evet baba, kaçırdım kızı. Birazdan basmaya gelirler eve. Ha nedir bu gerginliğiniz? Kız kötü bir gece geçirmiş yani. Yardımcı olmuyor mu? Bence başka şekilde de yardımcı olabilirdin. Ben bu şekilde yardımcı olmayı uygun gördüm. Oldu mu Burcu? Çatlamış. Ne diyorsun? İyi geceler. Peki nasıl oldu da fark etmedin? Önce dedik bir gecelik herhalde. Meğer evden kaçmış. Bildiğin bize taşınıyor yani. Bunları sen Gül eğlen diye anlatmıyoruz herhalde değil mi Öykü? Ya Meral teyzeciğim sen de bir şey der misin şuna? Ne oldu kızım anlamadım. Oo annem uyuyor hala. Anne hakikaten ya neyin var senin? Ne bileyim uykumu alamadım herhalde böyle. Ay ne var? Hep siz mi uyuyacaksınız sofrada? Ben uyuyamaz mıyım? Olmaz mı? Olur olur uyu. Siz ne yaptınızdı? Ne diyorsun kızım ya? Hiçbir şey anlamadım. Burcucuğum ya biz acaba ileri seviye dedikodular için yukarı mı çıksak? Ha. İzin var mı anneciğim? Tabii çocuğum nasıl istiyorsanız. Hadi düşürme. Bunların da işleri güçleri dedikoda. Ay iyi hadi hadi anlat bak meraktan çatlayacağım valla. Söyle. Tamam bunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Direkt söyleyeceğim. Biz. Siz. Evet. Ayaz'la. Öpüştük. Yine mi? Yine mi? Nedir programınız bakalım? Biz evdeyiz babacığım. Hafta sonu dinleniriz. Sen ne yapacaksın? Önemli olurum herhalde. Oo. Öyle bir şey vardı değil mi? Ya. Niye ne oldu ki? Babam ve Önem beraberlermiş. Ne? Ay inanmıyorum. Ay çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ama tabii boşuna dememişler. Zıt kutuplar birbirini çeker diye. Tebrik ederim Bülent Bey. Sağ ol. Peki biz bu durumda Ayaz'la ne oluyoruz? Kardeş mi? Zaten öyle değil mi dediniz oğlum? Öyleydik de eskiden. Bana bak işte mi bir şey oldu? Anlatmıyorsun da. Yok babacığım, önemli değil ya. O gün karambola geldi, sizin gecenizde mahvettik, affedersin. Önem iyi bir insandır. Sen de fena biri olmadığına göre bence tamamdır yani. Tebrikler. Hem senin mutluluğun benim mutluluğum. Değil mi babacığım? Sağ ol. Peki ne yapacaksınız bugün? Arkadaşlarıyla buluşacağız ilk defa. Ay moda dünyası, ünlüler falan. Kimler vardır acaba? Aşırı merak ettim. Ay çok şanslısınız Bülent Bey. Ay neyse ben şunları tazeleyeyim. Durun durun. Kızım yuh ya bayılma numarası ha. Vallahi nereden geliyor böyle şeyler aklına hayret ediyorum. Hiç komik değil bu. Ay vallahi bence çok komik. Belki biraz. Şimdi siz bayağı birliktesiniz yani öyle mi? Yok ya nereden çıkardın? Yok öyle bir şey daha. Ay Öykü uzattın sen de ha. Daha ne olmasını bekliyorsun acaba? Sizin yaşadıklarınız vallahi ben Emre ile yaşasaydım çoktan evlenmiştik. Abartsaydın. Ne var canım? En azından nişanlanmıştık. Artık bence siz de bunun bir adını koyun. Yoksa adamı kaçıracaksın elinden bak ben sana söyleyeyim. Ya tamam. Ayaz'la çok iyi vakit geçiriyoruz. Birlikteyken çok eğleniyoruz. Falan. Ama ben
Bir türlü emin olamıyorum Burcu. Neden emin olamıyorsun ki? Yani biz Ayaz'la nasıl oluruz ki? Siz çoktan olmuşsunuz da okey'e dönüyorsunuz. Burcu dinleyecek misin beni? Tamam tamam sustum. Yani tamam Ayaz aklıma geliyor. Rüyamda da gördüm. Hatta içimden bir ses şu an kapı çalsa ve Ayaz yine beni karga tulumba götürse diyor. Ama sonra bir ses dur. O kadar emin olma diyor. Bunu anlamanın tek yolu var. Neymiş o? Çıkacaksınız. Ya Burcu saçmalama. Çocuk muyuz biz? Zaten çıkıp duruyoruz. Ya öyle değil. Bu sefer gerçek bir randevu olacak. Yani ilk defa o gözle bakacaksın Ayaz'a. Yani böyle sevgili gibi tartacaksın. Anladın mı? Yani Ayaz ne der ki? Bak. Ona sabır testi uygulayıp sana ne kadar değer verip vermediğini göreceğiz. Aynı zamanda da küçük tatlı bir intikam olacak bu. Yani ne bileyim seni o kadar oto tamircilerine, kahvelere götürdü değil mi? Şimdi sıra sende. Eğer bu testi geçerse seninle güzel bir akşam yemeği kazanacak. Ne diyorsun? Anlatsana saç planı detaylarını. Bak şimdi. Öyle üst üste konmaz onlar. Önce çöplerini iyice sıyı da öyle koy. Tamam. Hah. Ay dur şunu da alayım, sileyim şuraya. Gerek yok. Ay yok dur ben rahat edemem böyle. Hah. Bunu da şimdi makineye atarım. Nasıl olmuşum? İyi baba, her zamanki gibi. Ne olacak ki? Ya aslında biraz da... Şöyle mi yapsak? Çok pardon. Kötü mü? Yok, çok güzel ama şimdi böyle daha modern olur. Bir de ben Önem Hanım'ı tanıyorum ya işte. Bence böyle daha çok beğenir. Evet, bence böyle daha güzel olur. Gerçekten. İyi. Peki madem. Akşama yemekte görüşürüz. Selda kızım sen güzel bir sofra kur olur mu akşama? Peki efendim. Hadi görüşürüz o zaman. Ya aşkım. Hı. Aslında akşam yemeğini ben mi hazırlasam? Yani hazırlayabilir misin ki öyle bir şey? Aa! Sen beni hiç tanımamışsın ha. O parmaklarına dikkat et, tamam mı? O ne? Çünkü akşam onları yiyebilirsin. Oh. Ay çok da güzel bir tatlı yaparız ha yanında. O zaman ben haber veriyorum ha. Onları hazırlamasın. Tamam. Ha bak sen de kaçamazsın, bana yardımcı olacaksın. Aa. Evet. Aşkım. Ne yaptın sen ya? İşte bu ya. Ama bak bana bunları çok yapma. Sonra alışırım ha. Hep isterim. Şımarma İlker'cim. O bugüne özel bir şey. Geçireceğiz İlker'ciğim. Hadi başlayalım. Neye başlıyoruz? Çocuk yapma olimpiyatlarına. Alo. Tembelsin ya, sen çok tembelsin. Saat kaç oldu? Ya 10 dakika. Hani sen her sabah kalkıp spor yapıyordun? Hep bana havan değil mi? Geldin düzenimi bozdun işte. Yoksa kalkardım. Hep senin yüzünden. Hiç suçu bana atma. Ben kalktım, kahvaltımı bile ettim. Ya Öykü, gerçekten çok uykum var. Peki o zaman sarıda geliyorum.
Şöyle ki... Ya kızım söylesene hadi! Burcu mu orada? Yo, Narnacık canım ne burcusu? Öykü. Ya beni uyandırmanın sebebini öğrenebilir miyim? Ayaz. Efendim? Beni çıkar mısın? Ne? Öyle çıkar mısın değil o ya. Şey, böyle ilk akşam yemeği. Randevu gibi. Randevu? Ne randevusu Ayaz ya? Saçmalama. Kim söyledi sana randevu diye? Bu şey gibi. Ya benim karnım acıktı da biz yemek yiyelim birlikte. Ne diyor? Tamam. Çıkma teklifini kabul ediyorum. Akşama alırım seni. Ne vuruyorsun? Efendim? Efendim? Aman yok bir şey ya. Yalnız akşam olmaz. Şimdi hemen gelmen lazım. İşlerimiz var. Ne işiymiş onlar? Gelince görürsün. Şimdi hazırlan gelemem bana. Peki öyle olsun o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Burcu'ya selamlar. Tamam söylerim bay bay. Ayaz sana selam söyledi. Biliyorum, duydum. Ama Burcu burada yok demişti. Ay ben öyle demiştim değil mi? Hiç kafa kalmadı bende. Kalmadı kalmadı belli. Evet, önce tatlıyla başlıyoruz tamam mı? Hı, peki. Bakayım. Ay çok güzel oldu. Hı. Ama bir şey eksik. Ne eksik ya? Dur. Bak. Gel gel öpücük ver öpücük. Şimdi ben yağı eriteceğim. Sen de buzdolabından yumurtaları getir tamam mı? Tamam. Şimdi o yumurtalardan iki tane buna kır, sonra da çır. İki tane. Yok Şeyma, ben her şeyi yaparım ama yani çiğ yumurta kokusuna gerçekten dayanamam hayatım. Ay Mete hadi ama söylenme. Yok yok vallahi. Yani ben başka bir şey yapayım, alışverişe gideyim, ha çimleri keseyim, duvarları boyayayım falan, ne olursa. İyi tamam hadi sen alışverişe çık. Ben de eksik bir şey falan çıkarsa seni yolda ararım, söylerim. Tabii tabii, ben hepsini alırım. Hadi kolay gelsin. Tamam, sana da. Kalmış. Bilmem. Heh. Bir şeye ihtiyacın oldu mu beni ararsın. Hı. Evet Nazlı Şeytan. Nereye? Park et arabayı sen. Yürüyeceğiz. Kek ne o elindeki? Hı. Sen
Bir şeyler çeviriyorsun ama dur bakalım dur. Oh be, dünya varmış. Beraber rahat rahat vakit geçirebileceğiz. Öyle, öyle. Teşekkür ederim. Kaç kişiyiz demiştin? Vallahi ekmezlerse herhalde 4-5 kişi oluruz. Bizimkilerin sağ solu pek belli olmaz. Ama çok tatlı insanlardır, seveceksin. Şok kalmayız. Niye? İşin mi var? Yok da yani birlikte vakit geçiririz diye düşünmüştüm. Ben önce arkadaşlarıma şöyle bir sevgilim var diye hava atayım. Ondan sonra vakit geçirecek zamanımız olacak, merak etme. Bir şey içer miydiniz? Yok yok, biz misafirlerimizi bekleyelim. Ay, İlker'le Sibel neredeler? Onlar bugün gelmezler, işleri var, ikinci iş. Öykü, biz nereye geldik? Birazdan görürsün. Aa, güzellerim. Hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Aa, pek de düşünceliymiş. Sağ ol evladım. Rica ederim teyzeciğim. İntikam ha? Güzel. Ama beni böyle yıldıramazsın. Emin misin? Evet. Hadi geçin, geçin buyurun. Evde o sene olan evlendi mi? Evlendi. Evet, sen zengin çocuğum. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin. Öykücüğüm, sen kimle dans ettiğini farkında bile değilsin. Aa, ben de tam sana geliyordum biliyor musun Durak? Emre Yiğit'e sürpriz vardı yani, öyle mi? Ya ben Durak'ta olmasaydım, o zaman ne olacaktı hanımefendi? O zaman da senin dönmeni beklerdim. Ben seni burada beklediğini bilsem taksiyi daha hızlı sürerdim. sen nereye böyle? Eczaneye gidiyorum. Tontona yeni ilaç yazmış doktorlar. Onları almaya gidiyorum. O zaman sana eşlik edebilir miyim? Ettim bile. Oho! Ben her gün alışverişe gitsem vallahi spora gerek kalmayacak. Ne durumdayız? İşte tatlı bitti. Yemeğe geçebiliriz. Güzel. Ben ne yapayım? Bunları dolaba koyayım mı? Tamam, sen öyle yap. Ben de bunu fırına koyayım. Tamam. Neriman teyze, senin hanene at doğmuş, at. At Murat. Aa, bak bak, at. Görüyor musun? Gerçekten bildi, bildi. Vallahi at. Gerçekten at, bildi, bildi. Evet, evet. Ne oldu bir kere ya? Ay, ay. Hanımlar, siz Öykü'nün kusuruna bakmayın. O birazcık cahildir. Sen bilmezsin ama at Murat'tır. At Murat'tır. Sen çok üzülmüşsün. Hatta çok gözyaşı dökmüşsün. Ama doğru, şimdi iyisin. Işte, iyisin. Doğru. Çok gözyaşı döktü. Kapadı kendini evlere, çok ağladı. Ay, gelin verdim oğlum. Ondan ağladım. Kız, Ahmet kim bakayım? Kim bu Ahmet? Ay, benim damadın serseri bir kardeşi var. Adı da Ahmet. Ay, kesin odur. Aman, uzak dur ondan, uzak dur. Gördüm, burada bildi. Vallahi bildi, alim gibi çocuk. Anlıyor bu çocuk, evet, anlıyor. Evet, biliyor, Allah'ın anlıyor. Sen bak, sen ne?
Onun dışında temiz, gözün aydın. Şimdi bunu git, yıka da gel. Ağzına sağlık. Evet, sıradakiler. Burada bakar mısın oğlum? Hanımlar ya, bence biz biraz sakin oldu, biz eğlenelim. Senin gömleğinin yakası mı ütüsüz? Yok, yeni ütülettim. Kötü mü? Ay, dur bakayım şöyle. Yakalandınız. Aa, geldiler. Ay, hoş geldiniz. Kızım, ne kadar güzel üstündeki. Sen daha güzelsin, gel. Hoş geldin canım benim. Ne yapıyorsun fıstık? Ay iyiyim. Dün aklımdaydım valla. Şaka yapıyorsun. Kalp kalbe karşıymış. Ay oturun, oturun hadi. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım, geç. Hoş geldiniz. Ay geçin şöyle oturun. Ay nasıl özledim ya. Ne zamandır görüşmüyoruz. Ay. Tanıştırmayacak mısın bizi? Aa, ben de diyorum ne eksiklik var. Bülent bizimkiler, bizimkiler Bülent. Merhaba. Merhaba, memnun olduk. Demek meşhur eniştemiz sensin. Nihayet tanışabildik. Bıyıklar falan 10 numaraymış yalnız. Ben de çıksa bırakacağım ama çıkmıyor işte. İlahi. Gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarıma artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok...
çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim. Hayal, gel şaşırt bugün beni.